Değerli katılımcılar, bizi TÜBİTAK'ın tüm sosyal medya platformları üzerinden izleyen bilim dostu değerli insanlar. Hayatımızı her alanda zorlaştıran COVID-19 salgını ne yazık ki bugün ülkemizde ve dünyada devam etmektedir. Geçtiğimiz bu zor günlerin bilimsel çalışmalara, bilimsel düşünceye ve bilim tabanlı süreçlere olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü birbirinden değerli harika konuşmacılarıyla ilham verici çevrimçi seminerler serisi düzenlemektedir. Bugün sizlerle matematiksel fizik ve uygulamalı matematik seminer serimiz kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle hepinizi samimiyetle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aynı zamanda mutlulukla belirtmek isterim ki, bugünkü seminerimizin çok özel ve çok harika bir bilim insanı konuşmacısı vardır. Dünyaca ünlü Türk-Amerikan matematikçi, ABD'nin Princeton Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mete Soner hocamız bugünkü konuşmacımızdır. Mete hocamız dinamik karar problemleri için derin Monte Carlo metodu konulu bir konuşma yapacaktır. Mete Soner hocamızın bilimsel çalışmaları doğrusal olmayan kısmı diferansiyel denklemler, Ginzburg-Landau tipi sistemlerin asimptotik analizi, viskozite çözümleri, stokastik optimal kontrol ve matematiksel finans konuları üzerine odaklanmıştır. Mete Soner hocamız Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış. Daha sonra 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Burada 1981 yılında matematik ve aynı zamanda elektrik mühendisi lisans derecelerini bu arada her ikisinde birincilikle almıştır. Daha sonra ABD'ye gitmiş ve buradaki Brown Üniversitesi'nden 1983 yılında yüksek lisans, 1986 yılında ise uygulamalı matematik alanında doktora derecesini almıştır. Mete Soner hocamız 1986-1998 yılları arasında Pittsburgh Carnegie Mellon Üniversitesi Matematik Bilimleri bölümünde yardımcı doçent ve ardından profesör olarak görev yapmıştır. 1997-98 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü'nde, tabii ki Temel Bilimler Enstitüsü'nün bir önceki döneminde, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Paris Üniversitesi'nde misafir matematik profesörü olarak görev yapmıştır. Mete Soner hocamız 1998 yılından itibaren 2 yıl boyunca Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmış, daha sonra yurda dönmüş, Koç Üniversitesi'ne geçmiş ve Eylül 2007'ye kadar burada İdari Bilimler ve İktisat Fakültesinin dekanı olmuştur. Mete hocamız 2007-2009 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde de görev yapmış. 2009-2019 yılları arasında İsveçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde matematik profesörü, matematik bölüm başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüş. 2019 yılından itibaren ise Princeton Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Profesör Doktor Mete Soner, TÜBİTAK TUVAS Bilim Ödülü, Alexander von Humboldt Vakfı Araştırma Ödülü başta olmak üzere birçok değerli ödüllere layık görülmüştür. Yukarıda da bahsettiğim gibi 1997-98 yıllar arasında Mete hocamız TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde çalışmıştır. Benimle de yolu zaten o zaman kesişmiştir. Kısa bir süre de olsa aynı çatı altında güzel çalışmalarımız, günlerimiz olmuştur. Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün bu yeni döneminde de seminer davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırmıştır. Kendisine bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bu noktada sözü kendisine bırakıyorum. Sayın hocam, buyurun lütfen, söz sizindir. İkram Hocam çok çok teşekkürler. Çok nazik tanıtımınız için. Evet, 1998'de birlikte Temel Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nde çalışmıştık. Güzel günlerdi onlar. Birçok kişiyle beraberdik. Herkese tek tek selam söyleyemeyeceğim. Bütün arkadaşlara, gördüğüm arkadaşlara ve diğerlerine de buradan, Princeton'dan selam diyorum. Benim için TÜBİTAK'ın çok özel bir yeri vardı. Tabii çocukken bile, biz Ankara Fen Lisesi'nden bahsettiniz, o zaman da TÜBİTAK'tan burs veriyorlardı. Ufak bir şeydi ama bizi çok böyle heyecanlandıran bir şeydi. Kitap bursu verirlerdi, kitap alırdık ve sonra kitaplar Ankara'da. Daha sonra da birçok bağlamda TÜBİTAK'ın değerli desteklerini aldım. O yüzden de TÜBİTAK'la konuşmamak ayrıca benim için ayrıca bir gurur kaynağı. İsterseniz ben sözü uzatmadan direkt konuya konuşmaya başlayayım. Şeyimi, ekranımı paylaşabiliyorum herhalde, değil mi hocam? Tabii tabii, buyurun. Başlatayım herhalde. Buyurun lütfen. Ali İkram Hocam'ın söylediği gibi bu konu Monte Carlo metodu üzerine olacak. Birçok kişi beni tanıyanlar bilirler. Ben kısmi diferansiyel denklemler ve stokastik optimal kontrol üzerinde uzun süreler çalıştım. Bu konu benim için bir anlamda yeni bir konu ama bir anlamda da eski konunun devamı oluyor. Çünkü bu metodlar, dinamik problemi dediğim şeyler, aslında stokastik optimal kontrol problemleri ve birçok kişi de biliyor ki Markov bağlamı içerisinde stokastik optimal kontrol denklemleri diferansiyel denklemlerden yakından bağlantılıdırlar. Bu metot ise bu tip diferansiyel denklemlerin ya da kontrol problemlerinin nümerik çözümüyle ilgili. Yakın zamanlarda olan gelişmeler bunu yapmamıza fırsat veriyor. Daha ilerlemeden önce bu konunun, bu çalışma, bugün bahsedeceğim çalışma, eski öğrencim ETH'dayken, yani Zürih'teyken iki öğrencim Max Reppen'le birlikte yapılmış konuşma. Max şimdi kendisi Boston'da. Yapmak istediğim, Ali İkram Hocam'la konuşmuştuk. Böyle biraz tarzancı olacak konuşma, özür dilerim. Saydamlar İngilizce ama Türkçe olarak konuşmayı yapmaya çalışacağım. Çalışmamızın sebebi, daha önce biraz önce bahsettiğim gibi, yakın zamandaki gelişmeler, bu neural networks veya Türkçe'de belki sinir ağları denilen metotlar ve bunların optimizasyonundaki gelişmelerden dolayı birçok problemi çok yüksek boyutlarda çözebilmeye başladık. Daha önce diferansiyel denklem yaklaşımı içerisinde baktığımız zaman bu problemlere, birçok kişi biliyor ki eğer sonlu elementler metodu veya sonlu ayrık finite difference dediğimiz metotlarla yaklaştığımız zaman birçok zamanda iki boyutun üzerine, üç boyutun üzerine çıkmamız çok çok zordu. Şimdi ise bu tip problemlere, diferansiyel denklemlerden bahsetmiyorum ama orada da birçok gelişmeler var. Optimal kontrol için 100 boyuta, hatta bazı çalışmalar yani 500 boyuta kadar bile gidiyorlar. Tabii ne kadar doğru oldukları ve ne kadar iyi çalıştıkları çalışmamız ve anlamamız gereken bir şey. Bundan dolayı bu konuya biz bakmak istedik. Ve de Max'la başladığımız zaman bunları düşünüyorduk. Şimdi kısaca konuşmanın özeti şöyle. İlk önce size problemin ne olduğunu anlatacağım. Onu ilk önce çok soyut olarak problemi tanıtacağım. İki tane örnek vereceğim. Örneklerim genellikle sosyal bilimlerden oluyor. Karar problemi dediğiniz zaman birçok robotics olmak üzere birçok mühendislik dalında da uygulama olmasına rağmen benim ilgi alanım her zaman için sosyal bilimleri olan uygulaması oldu. Sebep de sosyal bilimlerde birçok şey temel bilimlerde olduğu kadar gelişmiş veya birçok şey daha tam yerine oturmuş vaziyette değil. O yüzden de çok ilginç, heyecan verici soruların olduğu bölümler. Arkasından bahsettiğim Monte Carlo metodunu anlatacağım. Nümerik çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Vakit alırsa ki pek olmuyor. Genellikle bu konuşmayı daha önce de verdim. Teorik çalışmalardan bahsedeceğiz. Ama en azından o konuyu konuşamasam bile bu belki bu PDF dosyasını paylaşabiliriz. Orada görebilirsiniz. Evet.
Problemin genel hali böyle. Bu çok üst düzey bir tanımlama olacak problem için. Daha sonra matematiksel olarak daha somut olarak problemi belirleyeceğim. Arkasından da iki örnekle bunu daha da açmaya çalışacağım. Şimdi burada bir karar verici var veya kontrolör var. Stochastic Optimal Control problemi diye düşünürseniz problemi, bir kontrol hakkında karar veren bir kişi var. Bunu decision maker diyorum. Burada karar verici olarak şey yapıyorum. Karar verici rastsal olan bir sistemi gözlemleyebiliyor. Gözlemlemesinin yanı sıra da bazı aylık zamanlarda, bazı zamanlarda, bu kümenin içerisindeki zamanlarda bu sistemi etkileyebiliyor. Biraz notasyonu tanıtmak açısından sistemin değer, sistem durumunun, state space dediğimiz şeyin değer aldığı küme X kümesi olarak tanımlayacağım. Bu küme her zaman için sistemin durumunun değer aldığı küme. Sistem, daha önce söylediğim gibi, bu da çok çok önemli bir şey. Deterministik bir sistem değil. Bu çok önemli. Rastsal bir sistem ve rastsal sistemi ittiren şey ise gürültü var burada. Bu gürültünün değer aldığı küme ise Z olarak belirleyeceğim. Z kümesinde değer alan gürültü, noise, sistemi etkiliyor. Karar verici sistemin durumunu gözlemlemekte, gürültüyü de gözlemleyebiliyor. Bu ikisini gördükten sonra sistem hakkında bir karar veriyor. Ne yapması karşısında bir karar veriyor. Bu kararı verdiği zaman sistem başka bir yeni bir duruma geçiyor. Burada çok önemli olan, gene bunu defalarca söyledim ama bu rastsal bir şey. Sizin karar verdiğiniz bir yere götürmek istiyorsunuz ama şansınız yaver gitmezse başka bir yere de gidebilir. Burada soyutlamak istediğim şey şu: karar vericinin karar verdiği şey bu zamana, sistemin durumuna ve gürültüye bağlı olan bir fonksiyon. Bunları gözlemliyor. İşte dediğim gibi sistemi gözlemliyor, gürültüyü gözlemliyor, bulunduğu zamanı biliyor ve ona göre bir fonksiyona bağlı olarak bir karar veriyor. Yani sonuç olarak, matematiksel olarak kontrolörün verdiği karar bu fonksiyon. Buna feedback kontrol olarak da kontrol teorisinde konuşuluyor. Feedback, geri dönüşüm fonksiyonu da diyebiliriz. Şimdi bunu tamamlayabilmek için bu problemi neyi en iyi hale getirmek istediğini, kontrolünü söylemem gerekiyor. Bir de sistemin dinamiğini söylemem gerekiyor size. İkinci sayfada, bundan sonra gelecek sayfada da onu belirteceğim. Bu arada eğer sorunuz olursa ben chat box'ı açayım burada. Oradan soruyu sorabilirsiniz veya chat box'ı açarken şeyi kapattım. Özür dilerim. Chat'ten soru sorabilirsiniz. Gereken, açıklamam gereken şeyler varsa. Matematiksel olarak yapmak istediğimiz şu: C, hatırlarsanız, bir sürekli fonksiyonlar kümesi, zamana, sistem durumuna ve gürültüye bağlı olarak verilen bir karar. O karara göre bir sistem dinamiği oluşuyor. Sistem dinamiği de denklemden oluşuyor. Bu ayrık zaman denklemi, çok basit bir denklem. Sürekli zamanda bunun yerine stokastik diferansiyel denklem geliyor ama ayrık zamanda basit bir denklem. İşte zamanı, sistemin durumunu, gürültüyü, gelecek gürültü bu. Bugünkü gürültü değil, gelecek zamandaki gürültü. Ve kontrolü biliyorsanız gelecek zaman bu gürültüye bağlı olarak rastsal bir şekilde size veriliyor. Siz kontrolör bu kontrola karar veriyor, A fonksiyonuna karar veriyor. O fonksiyona göre bir sistem dinamiği oluşuyor. Sistem dinamiğine göre de biz bir bedel fonksiyonu oluşturuyoruz. Bu işte son zamandaki sistemin durumunun bir doğrusal olmayan bir fonksiyonu. Zaman içerisinde de kontrola ve sistem durumuna bağlı olarak başka bir bedel fonksiyonu olabilir ve onları topluyoruz. Buradaki
şu operasyonsa beklenen diğer fonksiyonu z'nin üzerine. Buradaki tek rastsal olan şey z süreci. Onun üzerinde onun dağılımına göre bir beklenen değer alınıyor. Şimdi bu bütün kontroller için bize böylelikle bir fonksiyon oluşmuş oluyor ve de problem, matematiksel problem bu v fonksiyonu, a'ya bağlı olan v fonksiyonunu en iyi hale getirmek. Burada belirtmek istediğim bir şey, genelde klasik olarak optimal kontrol problemleri başladığı zaman bunların çözülebilir olabilmesi için mutlaka bu gürültülü Markov süreci olarak alırdık. Birçok uygulamada da doğal olarak Markov sürecidir. Ama bu şu anki formülasyonda Z'nin Markov olması gerekmiyor. Devam edersem şimdi iki tane örnekle size bunu biraz daha açmaya çalışacağım. Birincisi üretim planlaması problemi. Bu problem belki de bizim çalışmamızı başlatan bir problemdi. Bersimas'ın grubundan, bu MIT'deki Business School'da olan bir bilim insanı, değerli bir bilim insanı. Onun öğrencileriyle yaptığı bir çalışma, Stuart bizim bölümde bir konuşma vermişti, oradan çıkan bir bu çalışmaya ittirdi bir anlamda. Olayı basit halde anlatabilmek için sadece zamanı iki aşamalı olarak alacağım. Problem şu, karar verici bir üretim belli ürünlerin ne kadar üretmek istiyor onu bulmaya çalışıyor. Ve üretim kararı da tamamen taleple ilgili olacak. O yüzden talebi bilirse ne yapmak istediğini bu karar verici biliyor. Basite indirgemiş vaziyetteyiz. İşte bunun ne kadara mal olduğu falan gibi şeyleri koymuyorum. Basite indirdik. Talebi görüyor ve talebi karşılamaya çalışıyor. Bütün yapmak istediği, bu üretim planlama merkezinin yapmaya çalıştığı şey talebi tamamen karşılamaya çalışmak. Ama tamamen karşılamaya çalışırken de çok fazla da üretip de elinizde kalmasını da istemiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar talebi tam karşılamaya çalışıyorsunuz. Onu nasıl yapıyorlar? Dediğim gibi iki aşamalı olarak düşündük. Problem hem böylelikle bir dinamik yapısı oluyor ama çok da karıştırmamak için. Birinci zamanda bir talep geliyor. Buna Z1 dedim o notasyonumda. Z1'i gözlemliyor karar verici. Bunu gözlemliyor. Ama Z2'yi bilmiyor. Z1'i gözlemledikten sonra belli miktarda üretimde bulunmak istiyor. Ve bu üretime bağlı olarak da ikinci aşamada gelen talebi ya karşılıyor ya karşılamıyor. Ama bunu sıfıra indirmeye çalışıyor. %100 sıfıra indirmesi mümkün değil. Çünkü bu rastsal bir problem. O yüzden belli bir hata mutlaka olacak. Sistem durumu envanterdeki seviye olarak düşünüyoruz. Tabii ki sizin üretimize bağlı olacak bu. O yüzden kontrola bağlı. Kontrol bunu etkilemekte. Matematiksel olarak biraz daha anlatırsam, ilk aşamada gene olayı kolay hale getirip anlaşılır hale getirmek için ilk başta envanterimizin sıfır olduğunu düşünüyoruz ve hiçbir üretim yapılmıyor. Sadece bir aşamada üretim yapılacak. Üretici talebi gözlemliyor. Ona bağlı olarak, o yüzden sadece Z1'e bağlı bir fonksiyon, burada kolaylaşıyorlar, bir karar veriyor. Diyor ki eğer ben bu kadar talep varsa şu kadar üretim yapacağım. Ona bağlı olarak ikinci aşamadaki sistemin durumu, tabii ki oluşmuş envanter, çünkü bir talep geldi onu karşılamadınız. İkinci aşamada bir talep daha gelecek, üretimde onu çıkartacak. Bu ikinci aşamadaki envanter seviyesi oluyor ve bu kontrola bağlı tabii ki. Bu kontrola bağlı olarak beklenen değerini alırsam şu fonksiyonu, şu çok basit bir fonksiyonu en küçük hale getirmesi lazım. Buradaki fi fonksiyonunu tanımlamam gerekiyor. Fi fonksiyonu yani açıkça pozitif olmak zorunda çünkü en iyi hale getirmeye çalışıyorum. Sıfır durumunda yani talebi eskazara tamamen karşılarsanız hiç bedel yok. Onun dışında da kuadratik gibi bir fonksiyon, konvex bir fonksiyon. Kuadratik olarak aldığımız zaman ki normal olarak yapılacak şey bu. Bu problem çok basit bir problem haline geliyor. Klasik regresyon problemi haline geliyor. Demek istediğim şu, siz Z1 artı Z2 toplam talep olacak. Z1'i biliyorsunuz.
ona bağlı olarak gelecekteki bu conditional expectation, yani şartlı beklenen değer, Z1'i bildiğiniz haldeki şartlı beklenen değeri alabilirseniz, bu fonksiyon sizin optimal kontrolünüz, optimal feedback kontrolünüz bu fonksiyon olması lazım. Bu basit bir şey. Ama önemli olan bunu nümerik olarak nasıl hesaplayacağım? Birçok bu, düşünüyoruz ki bu problem, Bersemas'a göre bu problem onlara Wayfair denen önemli bir Amerikan şirketinden geliyor. Wayfair'in birçok bu tip çalışmaları olduğu için veya üretimleri olduğu için bu Z fonksiyonunu birçok değişik yerlerde gözlemlemiş vaziyetteler. Yani Z'yi bilmiyorlar ama Z'nin birçok oluşumunu gözlemlemiş vaziyetteler. Bu verilen veri set tabanından kalkarak biz bunu bu şartlı beklenen değeri hesaplamaya çalışacağız. Ama şartlı beklenen değer regresyon durumlarında istatistikçi arkadaşlarımızla konuştuğunuz zaman çok klasik olarak bias variance trade-off denilen bir problemle karşılaşıyor. Eğer siz datayı çok fazla sadık kalmak isterseniz bu sefer de data aniden değiştiği zaman çok büyük bir sapma, yani variance oluşuyor. Burada da aynı sorun var. Yani benim size gösterdiğim problem aynı şekilde bu sapma ve varyans değiş tokuşundan etkilenecek. Bu problemde x kare aldığımız halde bu birebir bu problemi görüyorsunuz ama başka problemlerde, daha karmaşık problemlerde de aynı sorun karşınıza çıkıyor. Okey, bir arkadaştan bir soru vardı. Gürültünün Markov olması ne demek diye. Z zamana bağlı bir süreç. Z'nin Markov olması demek, eğer ben Z1'i, Z2'yi, Z3'ü gördüysem ve ondan sonra Z4 ve Z5 hakkında bir kestirimde bulunmak istiyorsam sadece Z3'ü bilmem yeterli. Z1 ve Z2'yi atabilirim. Markov denen o. Yani bütün bilgelen bilginin bütün hepsi değil de sadece bugünkü bilgi benim için önemli. Markov demek odur. Şimdi bir başka soru da, talebin verisine baktığımız zaman lineer ya da non-lineer yaklaşımda bir farklılık yaratır mı? Dağılımın nasıl bir önemi olabilir? Bunlar tamamen hepsi birbirine bağlı sorular. Doğrusal bir bağlantı kurmuyoruz. Z1 ile Z2 arasında ben şu anda hiçbir model varsayımında bulunmadım. Z1 ile Z2 arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Öyle bir şey söylemiyorum. Sadece problemi tanımlıyorum. İstatistikçi arkadaşlar tabii Z1, Z2 veri tabanına baktıkları zaman onlar arasında bir ilişki kurmaya çalışacaklar. Dağılım da çok çok önemli olacak. Bütün bunlar istatistiksel olarak önemli problemler. Onlara biraz sonra biraz daha değineceğim ama iki türlü yaklaşım olabilir. Z1, Z2 arasında siz hiç kafadan, belki veri tabanına bakarak bir model şey yapabilirsiniz. Mesela lineer regresyon var aralarında diyebilirsiniz. Yani Z2 eşittir bir katsayı çarpı Z1 artı başka bir sayı diyebilirsiniz ve bu lineer regresyondur. Bunu hesaplayabilirsiniz veri tabanının üzerinde. Bu sizin ama model koyuyorsunuz problemin üzerine, ya da hiçbir model koymadan tamamen veri tabanına sadık kalmak isteyebilirsiniz. Tabii ya, bunlar iki ucun arasında bir yerde de, birçok yerde bulunabilirsiniz. Bunlar önemli. Ben şu anda soyut olarak bu tip ikisinin arasında bir farklılık yapmıyorum şu an için. Okay. O zaman devam ediyorum, başka bir soru yoksa. İkinci problemse optimal stopping, yani en iyi durma problemi denilen çok klasik bir problemdir aslında. Finansal matematikte yaygın olarak vardır ama birçok başka yerde de gördüm ben bu problemi. Oldukça klasik bir problem aslında. Bu çalışma, bahsettiğim çalışma, tabii bu optimal stopping'in çalışması kesinlikle değil. Optimal stopping neredeyse 70-80 yıllık bir geçmişi var. Bu bahsettiğim makale ETA'daki genç arkadaşların yaptığı bir makaleydi. Patrick Yeredito, Arnulf Jensen, Jensen şimdi Almanya'da Münster'de bir profesör, Patrick ETA'da profesör, Becker ise Zürih'te bir şirkette çalışıyordu ve çok kuvvetli makinelere
hesaplama makinelere ulaşımı olan bir arkadaş. Bu çalışma meşhur olan Journal of Machine Learning Research'te yakın zamanda yayınlandı da. Şimdi burada eksi olan şey rastsal soru. Sistemin durumu kontrol değil. Kontrol edemiyorsunuz. O sadece size veriliyor. Bu mesela bu bir sonraki uygulamada kağıt değeri olacak. Onu görüyorsunuz. Burada aslında gürültüyle sistem duyurumunu ayrıştırmamıza bir gerek olmuyor ondan dolayı kontrolla etkileyemiyoruz. Ama tek kontrolümüz belli bir zamanda durabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir zamanda şimdiyle belli bir ilerideki belirlenmiş bir zaman arasında durabiliyorsunuz. Durduğunuz zaman da tav diyorum burada. Şu tav'ı alıyorum. Ondan sonra sistemin durumu neyse orada ona bağlı olarak bir size bir ödül veriliyor. Bu ödülü siz maksimize etmek istiyorsunuz. Problem bu. Nümerik olarak diferansiyel denklemci arkadaşlar Varga'nın orada olduğunu biliyorum. Bu free boundary problemleriyle aslında faz değişkenleriyle ilgili problemlerde de free boundary'ler oluşur. Bu da bir klasik free boundary problemi, serbest sınır problemi. Bunun nümerik çözümü serbest, yani şunu da söyleyeyim, kontrol edilmiyor olması, eksin kontrol edilmiyor olması iki ayrı fazdaki denklemlerin lineer olmasını getiriyor. İki tane lineer denklem var ve bir arasında bir bağlantı var. Aslında burada iki de değil, burada daha çok klasik Stefan problemi bir tarafı tek fazlı, daha doğrusu tek fazlı da iki faz var ama ikinci fazdaki denklem yok orada. Mesela buzun ısı sıfır diyorsunuz, öbür tarafta ısı denklemini çözüyorsunuz. Onunla ilgili bir problem. Ama burada ilginç olan şey şuydu. Bu problemi çözmesi oldukça zor aslında 3 boyutta falan. Yaklaşık 15 yıl önceye kadar çok zordu. 15 yıl önce iktisatçıların çok ilginç bir yaklaşımıyla bayağı iyi mesafe kat edildi. Ama şimdi bu çalışma D büyük dediğim zaman burada gerçekten büyük. 100'e hatta 500'e kadar gidebiliyorlar. Bir problemi burada çok fazla üzerinde durmayacağım detayları hakkında ama X dediğim gibi verilmiş ve kontrol edilmeyen bir şey. Bu uygulama Bermuda Max Call Option diyor. Finansal bir enstrüman bu. Onun fiyatlamasıyla ilgili. Bu da stokun, o kağıdın değeri oluyor. Bunu simüle edebiliyorlar. Bu Brownian süreci. Verilen ödülse şu, siz bakıyorsunuz herhangi bir zamanda durduğunuz zaman orada elinizde 100 tane kağıt var. Onların en yüksek değeri neyse ona bakıyorsunuz. Ondan sonra ondan strike denilen bir rakamı çıkartıyorsunuz ve pozitif kısmını alıyorsunuz. Bu her zaman pozitif. Yani durduğunuz zaman her zaman için pozitif bir şey alıyorsunuz. Daha doğrusu sıfırda olabilir ama sıfırdan, en azından sıfırdan düşük değil. Önemli olan burada söylemek istedim. Çok fazla içine girmek istemiyorum. Çünkü fazla finansal bir konuşma değil. 500 boyutta. Bu dediğim gibi düşünün, bu klasik Stefan problemi olarak düşünün. Adamlar klasik Stefan problemini gibi problemi 100 boyutta çözüyorlar. 100 boyutta ve de bu da işte confidence interval'ı. Bu rakamlar bilimsel olarak arkası olan problemler. Çünkü başka bir takım dual metotlar var onunla birlikte. Gerçekten bunun kesin olduğunu biliyoruz. Ve de baktığınız zaman bu aralığın uzunluğu 0.5 gibi. Çok, aslında çok etkileyici bir çalışma onu açıdan. Bu iki eğer bu iki örnekle modelin umarım açık olduğunu düşünüyorum. Şimdi Monte Carlo optimizasyonu ne? Şimdi sistem dinamiğini, çok basit bir gözlem bu ama bizim için çok önemli bir gözlem. Bu sistem dinamiğini başka bir şekilde formüle edeceğim. Hatırlarsanız, belki hatırlamıyorsunuzdur ama söyleyeyim size. Bu denklem sistem denklemiydi. Sistem denkleminde sadece ben orada büyük harf kullanıyorum. X ve İşte bu da büyük harfti, bu da Z de büyük harfti. Büyük harf kullandığım zaman rastsal süreç olarak düşünüyorum ben. Ufak harf olduğu zaman bunlar deterministik. Buradaki düşünce şu, diyelim ki üretim planlama probleminde size talep birincisi tarafından veriliyor. O zaman
sistem dinamiği, kontrol problemine bakmıyorum. Sadece dinamiğe bakalım. Siz karar mekanizmasını belirlediniz, A'yı belirlediniz. Ondan sonra talebi size verdiler. Deterministik olarak verdi. Deterministik olarak verirlerse siz de deterministik olarak sistemin durumunu, yani eksisi her zaman için hesaplayabilirsiniz. Daha sonra rastsal olan şey ise, yani şu fonksiyon gürültünün oluşumlarını, realizasyonlarını alıp sistemin durumunu hesaplayan bir fonksiyon. Ama deterministik bir fonksiyon. Siz bu deterministik fonksiyona rastsal bir gürültüyü koyarsanız çıkacak olan şey de, yani burada onu yapıyorum, ufak z yerine rastsal bir fonksiyon koyduğum zaman rastsal bir fonksiyon elinize geçiyor. Yani buradaki olayın belirsiz olan kısmı z'nin x'e giden fonksiyonu değil, sadece z'nin kendisinin rastsal olmasından kaynaklanıyor. Ve de birçok problem, biz bu problemi belki dersiniz ki siz problemi o şekilde formüle ettiniz ki bu hale indirebiliyorsunuz. Ama benim bildiğim birçok problem bu halde formüle edilebiliyor. Öyle olunca tekrar problemi en küçük hale getirmek istediğimiz bedel fonksiyonunu da deterministik bir şekilde yazabiliyorum. Aslında bu, hatırlarsanız şu fonksiyonun beklenen değeriydi. Burada beklenen değeri z üzerinden alıyorum. Z'yi entegre ediyorum. Ama onu şu şekilde görebilirim. Z'nin ve karar mekanizmasının bir fonksiyonu olan şeyimiz var. Eleman var burada. L var. Onun beklenen değerini alıyorum. Tamam. L'nin değeri şu şekilde veriliyor. Bu deterministik bir fonksiyon şurası. O deterministik fonksiyona rastsal bir şey koyarsam bu burası için, z için, o zaman rastsal bir şey elime geçiyorum. Ondan sonra onun ortalama değerini alıyorum. Şimdi ben bunu tamamen unutacağım. Sadece şu kısma bakacağım. Bu kısma baktığınız zaman çok basit bir optimizasyon problemi olarak, en azından soyut olarak. A'yı bulun ama A fonksiyonlar, A'yı değiştirerek ben bu ortalama değeri en ufak hale getirmeye çalışıyorum. Problem bu aslında. Bu şekilde gördüğünüz zaman aslında optimizasyon literatüründe bu oldukça çalışılmış bir problem. Bizim asıl gözlemimiz de bu aslında. Şimdi ondan sonraki algoritmanın şeyi şu şekilde. Şimdi dediğim gibi ben aslında problemi şu hale gittim. Bu fonksiyonu A üzerinden en küçük hale getireceğim. İlk önce yaptığımız şey şu oluyor. Numerik olarak yaklaştığımız zaman bu fonksiyonu, bu ortalama değeri pardon, şu ortalama değeri veri tabanı üzerindeki alacağım empirik ortalama değerle değiştireceğim. O güzel bir yaklaşım. Onu yaptığınız zaman elinize geçen problem literatürde empirik risk minimizasyonu denen bir problem. Bu çok çalışılmış bir problem. Ve problemi ilk olarak dediğim gibi beklenen değer yerine empirik avarajlara çevireceğim. Arkasından bu fonksiyonun, dedim ya A fonksiyonu burada, herhangi bir sürekli fonksiyon olabiliyor. Neyin sürekli fonksiyonu? Zaman, sistemin durumu ve gürültünün bir fonksiyonu. Bütün kod sürekli fonksiyonlar arasında araştırma yapmak zor olabiliyor numerik olarak. Onu bir hipotez setiyle, sınıfıyla değiştireceğim. Varsayım sınıfıyla değiştireceğim. Ve de bu soruyu gördüm, cevap vereceğim bir saniye. Bu varsayım sınıfı bizim numerik çalışmalarımızda neural network, deep neural networks olarak biraz araştırdım. Derin sinir ağları diyorlar. Yanlışsam düzeltin herhalde. Onlarla yapacağım. Ve de problem şimdi çok daha somut haleydi. Bütün sürekli fonksiyonlar yerinde bu varsayım sınıfı içerisindeki en iyisini arayacağım ve bunu yaparken de derin sinir ağları tarafından yapacağım. Şey bu, genel yaklaşım budur. Şimdi soru, Gökhan Bey'den gelen soru, mu belli bir çekirdek fonksiyonu mu yoksa ölçümü mu derken geriye gidip bakmam gerekiyor herhalde.
MU. Gökhan Bey, hangi MU'dan bahsediyoruz? Onu bulabilirsem. MU'yu göremiyorum da. Beklenen değerdeki beklenen şudan bahsediyoruz herhalde. Gökhan Bey herhalde doğru. Şu nü'den bahsediyoruz herhalde. O nü z'nin dağılımı oluyor. Bilmiyorum aslında. Ama problemi soyut olarak tanımlarken öyle bir beklenen dağılımı olduğunu düşünüyorum ve onun üzerinde beklenen değer alıyorum. Nümerik hale geldiğim zaman, nümerik çalışmaya baktığım zaman dedim ya, buradaki beklenen değeri empirik avarajlarla değiştirdiğim zaman onu yapmak zorunda, nüyü bilmek zorunda kalmayacağım. Şimdi bu genel yukarı bir şekilde tanıtımıydı algoritmanın. Genel olarak yapacağımız şey şu. Bir eğitim kümesi alıyoruz. Varga'yla konuşuyorduk şeyden önce, bunu eğitim mi diyeyim yoksa terbiye kümesi mi bilmiyorum. Terbiye kümesi biraz daha böyle iyi oluyor, bilmiyorum. Biz biraz daha yaşlandık herhalde. Eğitim kümesi diyelim ama terbiye de olabilir. Yani burada şimdi gene üretim planlama problemine geri döndüğüm zaman burada demek istediğim şu, Wayfair gibi bir şey, bu talepleri birçok başka durumlarda gözlemlemiş bir şirket. Onun elinde hatırlarsınız talep iki şey vardı, komponenti vardı. Yani burada Z1 ve Z2 vardı. Bundan birçok gözlemi olmuş durumda. O gözlem benim eğitim kümem. Burada N tane var. N'in çok büyük olması gerekecek. N, biz çalışmalarımızda 100 bin olarak aldık. Ama gerçek bir çalışma yapmadık, onu da söyleyeyim. Şimdi bu bedel fonksiyonumuz ise hatırlarsanız L'nin beklenen değeriydi. Şimdi buradaki beklenen değeri büyük sayılar kullanımını kullanarak şu empirik avarajda değiştireceğim. Burada belli bir yaklaşım var tabii. Büyük sayılar kuramı diyor ki n sonsuza giderken eğer sizin eğitim kümesinin elemanları birbirine eş ve birbirinden bağımsızsa bu değer beklenen değere n sonsuza giderken yaklaşıyor. Biliyoruz onu. Ama nümerik olarak tabii ne kadar büyük olacak, o önemli olan. Hipotez sınıfı olarak daha önce dediğim gibi sinir ağlarını alıyoruz. Derin sinir ağlar. Onu göstereceğim bir sonraki slaytamda. Önemli olan şu, matematiksel olarak tabii ki ben bunu yapmayacağım. Bir dizi olarak bu varsayım sınıfların dizi olarak büyüdüğünü düşünmek zorundayım ki asimptotik bir takım sonuçlara varabileyim. Şeylerde ise, sinir ağlarında ise bunun demek ki daha derin yapıyorum ve daha büyük yapıyorum ve zaman bunları daha büyükleştirdikçe ve daha derinleştirdikçe ve daha büyükleştirdikçe bildiğimiz bir şey var ki bu sinir ağları bütün sürekli fonksiyonları da yaklaşabiliyorlar. Buna approximation capability dediğim şey bu. Yakınsama özelliği var. Yaklaşım yapabilme özelliği var. Bunlar ispatlanmış. 90'lı yıllarda bu sinir ağları için ispatlanmış vaziyette. Basit aslında. Fonksiyonel analizi basit bir şekilde kullanarak ispatlayabiliyorsunuz. Önemli olan benim düşündüğüm aslında, burada sinir ağ olmak zorunda değil, herhangi bir hipotez varsayım sınıfı içinde olabilir. Bir parametrem var. Bu parametreye bağlı olan bir fonksiyon var. Sürekli fonksiyon var. Eğer ben bu en iyi parametreyi bulduğum zaman en iyi feedback kontrolümü bulmuş oluyorum. Teknik olarak bu parametrelerin bir K'ye bağlı bir küme içerisinde yer aldıklarını düşünüyorum ve de bu kümenin de kompakt olduğunu varsayıyorum. Kompakt işte minimizasyon için önemli tabii. Şimdi sinir ağlarını daha sonra göstereceğim demek ki, unutmuşum ben. Bu sonraki slide'da değil ama daha sonra. Sonuçta problemi şuna indirgedim. Bu parametreler üzerinde öyle bir parametre bulun ki şu empirik avarajı en düşük hale getirsin.
Sinaları için bu en iyileştirme operasyonuna training veya eğitim operasyonu deniyor. Eğitiyorsunuz yani sinir ağını bu şekilde eğitiyorsunuz. Bu optimizasyonu yaparak oluyor. Eğer ASTAR'a baktığım zaman şu ASTAR fonksiyonu belli bir en iyi parametreyi bulduğumuzu düşünelim. O iyi parametredeki sinir ağına baktığım zaman bu o teta star teta yıldız için karşı gelen sinir ağı oluyor. O benim optimal feedback fonksiyonum olacak. Bu tabii ki sizin vermiş olduğunuz hipotez sınıfına, daha doğrusu varsayım sınıfı NK'ye dayanacak ve aynı zamanda vermiş olduğunuz eğitim setine bağlı olacak. O yüzden de K ve N şeylerini kullanıyorum, indekslerini kullanıyorum orada. Ben bu fonksiyonu ne kadar iyi olduğunu araştırmak istiyorum. Yapmak istediğimiz şey bu. Teorik olarak ve numerik olarak. Şimdi tabii bir başka daha soru var. Onu biz çok daha belki değineceğim. Bu A yıldız fonksiyonunu veya teta yıldız parametresini nasıl buluyorsunuz? O aslında bu yaklaşımların bugünler içerisinde popüler olmasının sebebi bunu oldukça efektif bir şekilde bulma teknikleri olduğu için. TensorFlow denen şeylerle veya ona benzer şeyleri kullanarak bu teta yıldızı bulma imkanınız var. Yani 100 boyutta bunu belli bir zaman içerisinde bulabiliyorsunuz. Tabii her zaman olmuyor. Birçok numerik sorunlar yaşanabiliyor ama yapabilme şeyi var. Kendiyle en azından bunu rüya edebiliyorsunuz, bunu düşleyebiliyorsunuz. Bu eskiden 100 boyutta mümkün olmayan bir şey. Bu da yeni teknolojinin bize verdiği bir şey. Okey, devam edeyim. Şimdi ilk önce sayısal sonuçlarla başlayacağım ve sanmıyorum ki teorik kısma ulaşabileyim. Bunu yapmak için bir örnek almam lazım. İşte iki tane örnekten bahsetmiştim. Bir tanesi optimal staffing, öbürküsü ürün planlama. Burada biz makalemizde bir çok klasik aslında bu iktisatın çok önemli problemi olan Merton problemini çok çok basit bir halini çalıştık. S burada stok fiyatı. Aslında S'yi gürültü olarak kullanmayacağım. Gürültü Z dediğimiz şu fonksiyon. Bu baktığınız zaman eğer bir doları, dolar diyoruz burada, bir liranızı bu kağıda yatırırsanız gelecek dönem ne kadar para kazandınız veya kaybettiğinizi gösteriyor. Ya bu kağıdın getirisini belirleyen bir şey. Bunu rastsal bir fonksiyon olarak düşünüyorum ki öyle. Eğer değilse zaten bu konuşmayı vermem, para kazanırım. Bu rastsal bir süreç. Bu süreci bilirseniz, ne kadar para kazanacağını bilirseniz bir liranın, o zaman siz yatırım kararınızı da bildiğinizi düşünelim. Yatırım kararınızsa, bu P dediğim ve daha sonra P'nin aslında A'ya çevireceğim. A'yı çünkü feedback olarak alacağım. Burada yatırımcı portföyünün değerine bakıyor. En son kağıt getirisinin ne olmuş ona bakıyor. Ona bağlı olarak bir yatırım kararı alıyor. Bu yatırım kararı da şu, ne kadar bu kağıda ne kadar para yatıracağım. Yani A burada para ünitesi var. Bu parayı verdiğiniz zaman o zaman bu kadar dolar, bu kadar liranız bu kağıt içerisinde, getirisi bu kadar olmuş. O zaman bir sonraki portföyünün değeri de buna eşit olacak. Bu şekilde sistem dinamiğini çok basit bir şekilde belirliyorsunuz. Burada gürültü kağıdın getirdiği getirisi, kontrolünüzse ne kadar o burada birçok birden fazla kağıt var. Onların her birisine ne kadar paranızın hangi ne kadarını onlara koyacağınız. Buna bağlı olarak paranız artıyor ya da azalıyor. Ve maksimize en iyi hale getirmek istediğiniz şey ise bu portföy değerinin son halinden alacağınız has fonksiyonu. Bunlara has fonksiyonu, utility function deniyor. Has fonksiyonu bu birçok değişik has fonksiyonları veya utility fonksiyonları var. Bunun eksponansiyel olanı, bunun kullanılan bir şey. Ben burada çok özel bir hale aldım. Burada mesela burada şu noktada bir parametre olması gerekiyor. Onu bir olarak aldım falan. Yani çok basite indirgedik bu problemi. Hatta daha da basite indirgemek için iki
iki aşamaya baktık sadece. Birinci aşamada hiç gene ilk aşamada hiçbir yatırım kararı vermeyeceğiz. Bütün paramızı bütün şeylere uniform olarak dağıtacağım ve arkasından birinci aşamada portföyümü değiştireceğim. Ondan sonra ikinci aşamada da her şey bitecek. Yani bir tek kararım var bu problemde gene. O da T eşittir bir zamanında ne kadar para yatırımı yapacağım. Onu da AZ1 fonksiyonu. Yani bu fonksiyonu bulmaya çalışıyorum. O fonksiyon ne olacak? Bu fonksiyonu doğru seçerek şu haz değerini en iyi hale getirmeye çalışacağım. Dediğim gibi bu tabii bu basitlikte değil. Birçok başka komplikasyonu koymak zorundasınız. Piyasa detaylarını koymak zorundasınız. Ama bu finansal ekonomide önemli bir problem. Finansal maybe yatırım için değil ama teorik olarak finansçıların kullandığı bir problem. Biz bunu çok boyutta doğru olarak çözebilir miyiz? Onu araştırmak istedik. Yani burada güzel bir metot var. Başkaları tarafından ortak çalışılmış olan. Biz de burada yüksek boyutlarda bu problemin sinir ağlarını bu problemi çözüp çözemeyeceğine baktık. Hatta bu problem o kadar kolay ki aslında çözümü elimle çözüp bulabiliyorum. Yani bunu size göstermeyeceğim ama ben bu problemi oldukça basit yani bir sayfa içerisinde çözebiliyorsun aslında. Hiçbir zorluğu olan bir problem değil. Önemli olan bu bilebildiğimiz problemde bile yüksek boyutlarda bu nümerik çalışma, sayısal yaklaşım bize çözüm verebiliyor. Şimdi yaptığımız çalışmaları biraz daha anlatabilmem için biraz daha detay vermem lazım. Gene öğrenmek istediğim şey şu fonksiyon. Birinci aşamadaki yatırım kararı. Bunun burada biraz daha detaya girdim. Olayı biraz daha kolaylaştırmak için bir boyutlu hale getirdim ama aslında problem çok boyutlu. Boyutta 10 boyuttan 100 boyuta kadar değiştireceğiz. Şimdi bunu göstereceğim bir dahaki sonraki şeyde. Hemen göstereyim. Sinir ağı ise şöyle. Burada bir takım saklı kademelerim var. Hidden layers. Bu büyüklüğe ise width deniyor. Yani yüksekliği bunun şeyin. Sinir ağının. Sinir ağı buradaki kırmızılar her bir kağıt değeri olarak düşünün. Kağıt 1, kağıt 2, kağıt 3 bunların getirisinin o anki getirisinin şeyini bakıyorsunuz. Bunları birinci kademeye veriyorsunuz. Şu birinci kademe. Her bir düğüm burada node, her bir düğüm bütün bu kağıt getiri değerlerini alıyor. Mesela diyelim ki 10 tane kağıdım var. 10 tane değer alıyor. Bu 10 değeri bir affine fonksiyon uyguluyor. Bunun parametrelerini bilmiyoruz. Bu parametreler işte eğitmek istediğim şeyler veya optimize etmek istediğim şeyler bu affine fonksiyonun parametreleri. Kaç tane var? 10 tane girdi verdim. Demek ki 10 tane ondan dolayı var veya D tane diyelim. D girişim var. Bir tane de affine'in bias dedikleri yani sabit değer var. 11 tane parametresi var veya D artı 1 tane parametre. Her birisinde D artı 1 tane değişik parametre var. Bu düğümler birbirlerine çok benziyorlar ama parametreleri değişik. O önemli. Her birisinden bir affine bir değer çıkıyor. O değere bir fonksiyon uyguluyorsunuz. Buna aktivasyon fonksiyonu deniyor şu fonksiyona. Aktivasyon fonksiyonu. Ben burada özel bir aktivasyon fonksiyonu seçtim. Bu literatürde çok korunan ReLU denen real linear bir şey olarak geçiyor. ReLU fonksiyonunu alıyorum. Başka fonksiyonlar var. Mesela tanjant hiperbolik fonksiyonu da kullanıyor. Sigmoid fonksiyonu da kullanabiliyor. Ama burada bir tane doğrusal olmayan fonksiyon alıyorum. Bu doğrusal olmayan fonksiyon bütün düğümlerde, bütün nodlarda hepsinde aynısını kullanıyorum, değiştirmiyorum. Ama bütün buradaki düğümlerdeki parametreler değişik. Eğer biliyorsunuz sinir ağlarını, özür dilerim yani çok fazla gereksiz bilgi veriyorum belki ama belki bilmeyen birkaç kişi vardır diye yapıyorum. Aynı şekilde şimdi buradaki düğümlerden bir takım çıktılar oluyor. Aynı çıktıları bir sonraki gizli kademeye veriyorsunuz. Ondan çıkanları bir sonra sonuç olarak aslında biz burada dört tane değil de bir tane çıktı alıyorum. O da yatırım değeri. Şimdi önemli olan problem bu. Biz şimdi
biz geri gidersem biz 3 tane saklı kademe aldık. Bunların derinlik büyüklüklerini 10 alarak aldık. O yüzden 10D çarpı artı 241 tane parametrem var. D eşittir 100 iken 1241 tane parametre var benim optimize edebileceğim. 100 bin tane de veri tabanı aldım kendime. Şimdi teknik olarak belki bilenler vardır. Stochastic gradient descent'i mini batch'lerle kullanıyoruz. Şimdi Mehmet Bey'in sorduğu Leakey ReLU kullanılıyor mu dediği zaman Leakey derken ben burada aldığım basit bir ReLU fonksiyonu olarak alıyorum. Sadece sıfır ve pozitif. That's all. Onun ötesine değil. Umarım cevaplandırmışım. Çözümler şöyle. Şunu söyleyeyim. Belki bir iki dakika, bir saniye şunları göstereyim. Sayısal şeyleri özetleyebilmem için P in ve P out diye iki tane şey vereceğim. P in dediğim şey bu değerlendirme kümesi üzerinde ne kadar iyi yapıyorum. Onu da bu değerlendirme kümesi içerisindeki sinir ağının ne değer verdiği, onu gerçekten bildiğimiz optimal değerle karşılaştırıp yüzdelerini alıyorum. Yüzde olarak söylemek daha bilimsel olarak oluyor. Bunun aslında negatif olması gerekir. Çünkü burada baktığım şey optimal olan karar. Ama göreceğiz ki bizim sayısal çalışmalarımızda bu pozitif olacak. Yani biz optimalden de daha iyi yapacağız. Ondan sonra da payoutsa değerlendirme, bu training set değil de eğitim kümesinin dışında başka bir küme alacağım. Orada değerlendireceğim. Aslında orada iyi yapabiliyor olmak önemli. Maharet orada. Bu da göreceğiz ki oldukça kötü yapıyor bazı durumlarda. Yani bunun sıfıra yakın olması iyi bir şey, bunun da sıfıra yakın olması bir şey. Ama bazı durumlarda bu çok pozitif, bunun da çok negatif olduğunu göreceğiz. O zaman da sorun olduğunu göreceğiz. Şimdi çalışmayı göstereyim. Çalışma şöyle, burası D dediğim, yani kaç tane kağıt var. Ondan başlayıp 100'e kadar çıktım. Çok fazla agresif bir optimizasyon yapmadım. Aslında durduğum nokta belki en iyi A yıldız fonksiyonundan uzak bir nokta. Onu da yapacağım bir sonraki slide'da. 10 boyutta P in dediğimiz şey, yani eğitim kümesinde ne kadar iyi yapıyorum ona bakıyorum. Yüzdesel olarak tabii, yüzde olarak. Şimdi tabii her çalışma Monte Carlo olduğu için rastsal bir sayı verecek. Başka bir defa daha yaptığım zaman başka bir sayı elde edeceğim. Bunu 30 defa yapıyoruz. 30 defa yapıp avarajını alıyorum. Bir de standart sapmasını alıyorum. Standart sapma çok önemli değil şu an için. Ortalama değerde %20 en iyisinden daha iyi yaptı. Yani en iyisinden daha iyi yapıyorum. Ama buraya baktığım zaman bu P in eksi P out. Burada matematiği yaparsanız görüyorsunuz ki P out'sa %1 kadar en iyi değerden aşağıda. %1 çok kötü bir şey değil aslında bunlar için. 10 boyut da çok büyük bir boyut. İyi olabilir ama 100 boyuta gittiğiniz zaman gene, yani burada aynı miktarda optimizasyonda agresifliğim var. P in %10 daha iyi yapıyor en iyisinden. Ama eğitim kümesinin dışına baktığım zaman %13'te daha kötü yapıyorum. Aslında bu, kötü haber bu. %13, yani siz eğitim kümesinde ne olduğunu biliyorsunuz. Onu atacaksınız, yeni bir kümeyle çalışacaksınız. O kümede kötü yapıyorsanız o iyi bir durum değil. Bu dediğim gibi çok agresif değil. Teknik olarak bilenler için 4-5 EPO yapıyoruz ve ondan sonra eğitim dışı kümenin içerisindeki durum kötüleştiği zaman duruyorum. Şimdi şöyle de yapabilirim. Eğitim EPO'ları birçok kere, yani çok agresif olarak en iyi A yıldızı bulmaya çalışabilirim. Onu göstereyim. Ondan sonra eğer onu yaparsanız, pardon, evet, 200 EPO yaptık. Bu çok uzun bir çalışma. 100 boyutta yaptık ve 200 100 boyutta çalıştık. Bu sadece epok sayıları. 100 boyutta
%30 daha iyi yapıyorum. Bu iyi bir şey değil. Ama dışarıdaysa oldukça kötü yapıyorsunuz. Yani çok fazla EPO yapmak, çok fazla en iyi A yıldızı bulmaya çalışmak çok da iyi bir hareket değil. Bunun sebebi, belki buna girmeyeyim, çok fazla optimizasyonda çok en iyiye getirdiğiniz zaman aslında siz veri tabanınızı çok fazla öğreniyorsunuz. Çok fazla öğrenmek de iyi değil. Çünkü onu sadece siz istatistiksel olarak öğrenmek istiyorsunuz, çok fazla öğrenmek istemiyorsunuz. Bu istatistikteki bias variance da complexity'nin çok yüksek olduğu zaman en iyi, tamamen öğreniyorsunuz datayı, ama bu data sadece bir data. Değiştirdiğiniz zaman da çok kötü yapıyorsunuz. Varyansı da çok yüksek oluyor. Hem bias'ını düşürüyorsunuz ama varyansını arttırıyorsunuz. Bir başka çalışma da, iyi haber de var burada ve onunla bitirmek istiyorum. İyi haber de şu: eğer siz eğitim kümesinin sayısını arttırırsanız, öğrenmek zorlaşıyor tabii. Neural network, sinir ağları çok, öğrenmekte çok başarılılar ama çok fazla kümede eleman olursa onların her birisini öğrenmeleri de o kadar kolay değil. Burada yaptığımız 100 binde başlamıştık. 100 binden 2 milyona kadar gittik. 2 milyona kadar gittiğiniz zaman boyut, bildiğim kadarıyla 100 boyutta çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası kötü bir sonuç. Çünkü eğitim kümesinin dışına baktığınız zaman %6 gibi kötülük var. Ama veri sayısını arttığınız zaman bu kötülük sadece %0.5'a düşüyor. Yani ben %0.5 kadar optimale yaklaşıyorum eğitim kümesinin dışında, 100 boyutta. Bu çok başarılı bir çalışma olur normalde. Ama tabii problem çok çok basit bir problem. Biz bu problemde yapmaya çalıştığımız, tamam bunlar çok güzel çalışan metotlar ama bir takım sorunları da olabilir. Onlar da, sorunlar nerede? Onları tespit edip onlara çözüm olarak da neler getirebileceğimizi anlamaktı. Zaman tamamen bittiği için teorik kısmı anlatmıyorum. Teorik kısım da bu söylediklerimle, yani nümerik çalışmalar, sayısal çalışmalarla birebir bağlantılı ve aynı şeyleri gösteriyor. O yüzden şu son şeye atlayarak konuşmamı bitireyim. 4 tane çıktığımız var. Bir soru vardı Aryan, ona geri geleceğim sana. Derin metotlar hakikaten çok flex, çok esnek şeyler, metotlar çok da başarılı olabilecek şeyler. Yani çok heyecan verici. Bunları daha iyi anlamamız gerekiyor. Mesela finansal marketlerde finansal detayları çok derin detay olarak koyma imkanım var. Çünkü simülasyon yapıyorum. Simülasyonda birkaç kodda birkaç şey ben bile yapamıyorum. Birkaç şeyi değiştirdiğiniz zaman istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz oraya. Ama eğer dikkatli olmazsanız da çok fazla kompleksitesini çok fazla arttırırsanız sinir ağları, bu sefer de öğrenilecek şeyleri de öğrenebiliyorlar. O da önemli değil. Ve de bizim en çok buradan aldığımız şey de optimizasyon kısmı en önemli kısım. Bu da pek ne teorik olarak bunu çok iyi anlıyorlar. Nümerik, sayısal olaraksa bir dolu deneysel yaklaşım var. Bu çok çok önemli. Zaten bu çalışmaları şu anda makul hale getiren şey de bu optimizasyonu sayısal olarak kolay yapabilmemizden dolayı. O yüzden burası çok önemli. Ve tekrar hatırlatayım, bu Boston Üniversitesi'nden Max Rappen'le ortak çalışma. İki tane soru var orada, onlarla başlayacağım. Aryan'dan gelen bir soru var. Sampling methods can function in high dimensional spaces. Aryan, gelip sormak istiyor musun? Or do you want to ask? I don't know. Belki Türkçe biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Pek soruyu anlayamadım. İkinci soruya geçeyim siz gelinceye kadar. Semih Bey'den bir soru var. Hocam, boyutu büyütmek modelde test datasında daha kötü tablise neden olur diye biliyoruz genel olarak. Neden boyutu arttırarak tahmin ettiğini beklediniz? Boyutu arttırmamın sebebi şu. Semih Bey diyor ki, neden nümerik çalışmalarınızda boyutu arttırdınız? Bunun kötü olacağını biliyoruz. Evet, bunun kötü olacağı düşünülüyor. Boyutu arttırmamın sebebi şu. Eğer siz bir yatırım problemi yapacaksınız, elinizde 100 tane kağıt varsa da 100 tane kağıt var. Yani bu boyutu ben belirlemeyeceğim, problem belirleyecek. Burada bizim yaptığımız çalışma, teorik çalışmada boyut ne kadar kötüleştirecek bu olayı.
Mesela bir takım kompleksiti çalışmalarında boyut lineer olarak mı kötüleştiriyor yoksa logaritmik olarak mı kötüleştiriyor onu araştırabiliriz. İlk önce bunu sayısal olarak bakmakta yarar var. Bizim gördüğümüz lineer değil de lineerin altında gidiyor ama pek bir şu anda kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. O yüzden bunu boyutu arttırdı. Boyutu ben arttırmak istemiyorum. Bir boyutta çalışacaksam ne güzel elimle çözerim. Ama öyle zamanlar olacak ki büyük boyutlarda çalışmak zorunda kalacağım. Ondan dolayı yapmıştım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Konuşmayı burada bitireyim ve sorulara geçebiliriz. Hocam birçok teşekkür ediyoruz bu kadar kapsamlı ve değerli konuşmanız için. Evet arkadaşlar sorularınızı sorun lütfen. Evet Faruk Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Bu 500 boyutlu Stefan problemi dediğimiz zaman yani problemi nasıl çözüyorlar? İş burasındaki bu 3 boyutlu Stefan probleminin iyi konulmuş olmasını ispatı çok olmadı. Yani kimdirler bilmiyorum. 30-40 sene önce bunu yaptı. Yani çok boyutlu problem iyi konulmuş problem değil tabii ki. Ama orada nasıl bunu yapıyorlar? Ne yapıyorlar Mete Bey? Ya mesela buradaki problem yani şey olarak baktığımız zaman şurada yazabiliyorum büyük olasılıkla. Şurada yazayım. Benim bahsettiğim çalışma ETA'dan gelişmedi. Onu diferansiyel denklemler şeklinde yazarsam şu problemi evet. Çözüyor. T'ye göre türevi eksi Laplacian bu var. Büyük olasılıkla lineer kısımlar var. RU ve RU aslında burada pardon bu değil. Özür dilerim. Problem şu. UT eksi bir boyutta şöyle olur da çok boyutu yazmaya çalışıyorum. Sigma kare x kare U x olacak. Eksi Rx. Şunu şöyle yazalım ya Rargo hocam. Bir lineer operatör var. Laplacian falan gibi ama bu durumda biraz daha karışık. Bu var. Black-Scholes'a benziyor. U eksi U var. Bunun bu problemi çözmek istiyorsun. Bu aslında obstacle problemi dedikleri problemin aynısı. O problemi çözmeye çalışıyor. Burada şeyi veriyorsunuz. UT'yi veriyorsunuz. Bu UT aslında fi'ye eşit. Bir de x eşittir sıfırda sınır değerleri de var. Tamam. Evet. Bu problemi adamlar 100 boyutta çözebiliyorlar. Bu etkileyici bana göre. Ama yani bu problemi direkt olarak bu problemi çözmüyor. Bu problemi bu stokastik optimal kontrolü olarak reprezentasyonunu alıyor. O reprezentasyonunu çözüyor. Ve de aslında burada bir takım daha başka relaksiyonlar da yapıyor falan. Yani orada ciddi matematiksel iş yapılıyor bu metoda gelmeden önce. Ama bu problem aslında bu problemin değeri var. Yani bunun çözümlerinin C11'de olması gerekir en azından. Evet. Yani bunların iyi çözümleri olduğunu biliyoruz. Eğer şu fi fonksiyonu hakkında tabii varsayımlarda bulunmamız lazım ama yani mesela sürekli sınırlı bir fonksiyon olursa bunun gayet iyi çözüm teorik olarak çözüm olduğunu biliyorum. Yani tabii bu birebir Stefan problemi değil ama yani onu anladım. Evet. Yani obstacle problemi direkt aslında. Tamam. Teşekkür ederim. Tabii hocam. Birkaç soru var chatte gördüğüm. Şimdi
Alikram hocamdan başlayayım ben. Hocam siz sorsanız da daha iyi olur, daha kolay olur. Yok, ben onu sormadım. O YouTube'dan başka bir kişi sorur. Sadece başka benim sorusu. Adıma gelir YouTube'dan. Okey. Monte Carlo simülasyonlarını moleküler modelleme molekülleri minimum enerjiye sahip konusunda bulmak için kullanıyoruz. Ama Boltzmann faktörü ile random numaratörün verileri test ediliyor. Burada Boltzmann faktörü ile test edilebiliyor. Bunun açıklamasını yapabilir misiniz? Çalışmaları tek bilmediğim için çalışmaları tam olarak bilemediğim için şey yapamayacağım. O konuda pek bir yorum yapmam doğru olmaz. Sadece bildiğim şey şu: biz aslında bu çalışmanın başlangıç noktası Wynand-E diye Princeton Üniversitesi'nde çok da yakın arkadaşım, sevdiğimiz bir arkadaş, çok değerli bir bilim insanı yaptığı çalışmalardan başladı. Wynand-E'nin çalışmaları da aynen bu sizin dediğiniz gibi moleküler modelleme ile ilgili. O da kimyasal bir takım enerjileri en iyi hale getirmek için kullanıyor ve çok boyutta. Kendisi adından belki tahmin edebilirsin, Çinli ve Pekin'de de çok büyük bir enstitünün başında birçok kişiyle birlikte çalışıyor. Şimdi neden çalışıyor, neden çalışmıyor, o konuda yorum yapmam mümkün değil, özür dilerim. İkincisi ise Oğuzhan Bey'den geliyor. Teşekkür ediyor. Ona attı. Free terminal time optimal kontrollerde genelde karşılaştığımız optimal kontrol kanunları discontinuous seyretmekte. Teşekkür ederim diyor. Kontrol kanununu, yani kontrolün, feedback kontrolün neden sürekli olmasını istediğimizi soruyor. Aslında feedback olarak da genelde yapılan çalışmalarda feedback değil de open loop dediği açık olarak, yani herhangi bir zamana göre herhangi bir rastsal fonksiyon belirleyebilirsiniz. Ama birçok yakınsama şeyleriyle, teorileriyle aslında her şeyi, hemen hemen her şeyi sürekli fonksiyonlarla oldukça yakın bir şekilde yakınsayabiliyorsunuz. Ondan dolayı sürekli dedim. Mecburen sinir ağlarıyla bu probleme yaklaştığınız zaman sürekli fonksiyonlar veriyor size sinir ağları. Süreksiz fonksiyon olursa onu eğitimlemesi veya optimize etmesi oldukça zor. O yüzden sürekli olarak sınırlamam aslında pek bir sorun yaratmıyor, ama feedback olarak sınırlama Markov dışı problemler için sınırlama. Umarım cevap vermişimdir. Vermediysem de söyleyeyim. Bir arkadaştan da bir iyi şeyler var. Okey. Hasan Bey'den sinir ağları yerine derin öğrenme ya da istatistiksel öğrenme kullanmak mümkün olur mu? Ayrıca yapay arı kolonisi gibi sezgisel optimizasyon araçları performans arttırabilir mi? Yani burada derin sinir ağlarını kullanmamızın tek nedeni şu bizim için. Çok robust bir yapısı var ve birçok problemi direkt olarak bununla çözmeye çalışabiliyorum. Ve de bize verdiği şey direkt olarak, mesela optimal kontrol kuramında genellikle en iyi fonksiyon verir. Yani bu V fonksiyonu verilir. V yıldız fonksiyonunu hesaplarsınız. Diferansiyel denklemlerle yaklaştığınız zaman diferansiyel denklem, mesela burada yazılı olan diferansiyel denklem en iyi değeri hesaplayacaktır size. Ama asıl istediğimiz şey en iyi değer değildir. Her zaman için ben aslında kontrolü hesaplamak isterim. Sinir ağları bu kontrolü bize hesaplatabiliyor. O açıdan iyi. Başka metotlar kullanılabilir mi? Neden olmasın? Sadece neural sinir ağlarının çok iyi eğitilebilme şeyleri var. İnternette bunları kullanabileceğimiz birçok metot var. O açıdan gelişmiş bir durumda. Yani bizim sinir ağları oldukça başarılı olarak bu soruya cevap veriyor. O açıdan aslında kullanıyoruz ve de oldukça da iyi cevaplar veriyorlar. Sanırım ben chat'teki bütün sorulara cevap verdim herhalde. Evet.
Başka soru yok herhalde. Sorular bitti gibi. Bu durumda Mete Hocam, dilersiz burada bitirebiliriz. Nasılsınız? Tabii, size bağlı hocam. Herkes teşekkür ediyor size doğal olarak. Biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizi görmek de güzeldi bu arada. Umarım çok çok teşekkürler bana. Virtual ortamda değil, gerçek ortamda da görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Atilla hocama da selam diyeyim. Ben Atilla hocamı görüyorum orada. Merhaba hocam. Açalım bir Atilla hocamız konuşsun. Arkadaşlar, Atilla hocamızın sesini açalım mı? Ben de bilmiyorum nasıl açılır da böyle. Ben galiba buradan unmute yaptım. Doğrusu bu benim ses duyuluyor mu şimdi? Hocam buyurun. Şimdi gel. Lütfen şimdi buyurun Atilla hocam. Yani Mete'yi iyi görerek, başarılı görerek çok mutlu oldum. Benim bildiğim konular değil. Fakat nasıl olduğunu anlamak da bir uzmanlık işi. Fakat hiç değilse ne olduğu hakkında bilgim oldu. Evet, yeni alanlarda neler yapılıyor görmüş oldum. Gayet güzel bir konuşma oldu. Teşekkür Mete'ye. Sağ ol hocam. Evet hocam, sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler. Kolay gelsin herkese.